Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündemle karşınızdayız yine. Bu cumartesi gününde Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşacağız. Özellikle de Başur Kürdistan, Güney Kürdistan ile Rojava'da yaşananları ve burada yaşananlar üzerinden yaşama geçirilmek istenen dengeleri konuşacağız. Ülkeler arasındaki görüşmeleri konuşacağız. Diğer taraftan Başur'da gerçekleşen bir suikast vardı dün. Önceki gün de bir suikast gerçekleşmişti. Suikast yöntemine Türk istihbaratının başvurmasının nedenlerini ve ne yapmak istediklerini de konuşacağız. İki değerli konuğumuz olacak. Gazeteci arkadaşımız Gülistan Tara, Başur Kürdistan'dan kendisi. Ve yine Orta Doğu'nun deneyimli siyasetçilerinden PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslüm de çok kısa süre içerisinde bizimle olacak. Acil bir toplantısı vardı. Bu nedenle biraz gecikmeli katılacak aramıza ama kendisi de kısa sürede aramızda olur. Kendisiyle de kaldığımız yerden devam ederiz. Sayın Gülistan Tara, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Doğrusu çok sıcak bir gündem. Sıcak gündemi tartışırken de insan nereden başlayacağını bilmiyor ama şöyle girizgah bazında son dönemlerde dikkat çekici bir biçimde diplomatik ataklar da arttı. Ama diğer taraftan da Türk devleti çok korkunç bir şekilde saldırılarını katlayarak arttırmaya başladı. Yani Rojava'da neredeyse her gün köyler bombalanıyor. Bombalanmadık, alan kalmadı. İşte Başur Kürdistan'da hakeza yayına girmeden önce de Brados'ta dönük ağır bir bombardıman vardı. İşte diğer taraftan suikastler başladı. Bu saldırıların artmasını özellikle bu dönemde saldırılara giderek bu düzeyde Türk devleti tarafından hız verilmesini yorumlayarak başlayalım istiyorum. Nedir bunun nedeni sizce? Gerçekten ne yapmak istiyor oralarda Türk devleti? Aslında yani bu yeni yaşanan suikastler ya da saldırılar yeni değil. Bir süredir yani ayları bulan saldırılar söz konusu. Aslında yani medya savunma alanlarına yönelik 2007'den beri hava saldırıları, sınır ötesi işgal harekatı saldırıları var. Biliyorsunuz buna karşı gerillanın da tarihi düzeyde direnişi var. Yeni değil aslında ama gün geçtikçe ve yıllar geçtikçe saldırıların dozajı, savaş konseptinin planı ve içeriği, amacı değişiyor. Türk devleti medya savunma alanlarında da tüm Kürdistan'da da gerillayı geriletemedi. Yenilgiyi uğratamadı. Dolayısıyla bundan dolayı çok farklı yol ve yöntemlere yani gerillayı hem özgürlük hareketini tasfiye etmek hem de Kürt halkını sindirmek, korkutmak, imha etmek amacıyla çeşitli yol yöntemlere başvuruyor. Bu yol yöntemlerden bazıları da hem teknik olarak üstünlük sağlaması hem de ajan faaliyetleri, kaçırtma, göçertme, doğasından tutalım, Kürdistan doğasından tutalım, insanları katletme, sivil insanları katletme, kaçırma, akıbeti belli olmayan olaylarla sonuçlandırma durumları var. Biliyorsunuz Kuzey Kürdistan'da da bu yol yöntemler çok fazla denendi. Şu an KDP eliyle de Güney Kürdistan'da bu yol yöntemlere başvurdu. Bir 10 gün öncesine kadar da peşmergelerin peşmergelerinin de kendi bahçesinde vurulması, ailesinin MİT'i göstermesi, yani bu olayda MİT'i reddetmesi de Türk devletinin, işgalci Türk devletinin bu yol yöntemleri Başur Kürdistan'da da KDP eliyle, KDP işbirliğiyle yapması söz konusu. Dolayısıyla şunu belirtebiliriz, Kürt halkının özellikle Kürdistan özgürlük gerillalarının, Kürt hareketinin, Kürt özgürlük hareketinin başlattığı ya da içerisinde olduğu, sergilemiş olduğu direniş karşısında yeni ağır yenilgilere uğrayan Türk devleti çok yani insanın aklını alamayacağı yol yöntemlere başvuruyor. Dolayısıyla Güney Kürdistan'da da yoğun MİT faaliyetleri başlamış durumda.
sonraki gün yaşanan olay da bir sonuç aslında, bir sonun son, yeni bir başlangıcı. Son iki gündeki olayı ayrıntılı konuşalım istiyorum ama ondan önce belki biraz daha anlamak için. Doğrusu bölgeye dönük eleştirel tarzda da konuşulduğunda belli bir kesim mübalağa yapıyorsunuz diyor. Yani Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'daki askeri, siyasi, ekonomik etkilerinin o kadar olmadığını söylüyorlar. Bunu somut biçimde, yani askeri, siyasi, ekonomik olarak özellikle bölgeye dönük nasıl anlamlandırmak, nasıl anlatmak lazım? Aslında, yani Bahtinan evet, bölgesinde bu... yoğun öne çıkıyor ama son dönemde görünen o, Soran bölgesinde özellikle Yeneke'nin etkili olduğu bölgelere de uzanmışlar gibi sanki. Evet. Yani bunun mübalağa olduğunu söyleyen kesimler ya da çevreler aslında bu yaklaşımlardan, tutumlardan dolayı Türk Devleti biraz da güç ve cesaret alabiliyor. Oysa ki şu an 4 aydır süren işgal saldırılarına karşı ciddi bir tutum sergilenmiş olsaydı, gerilla direniş karşısında halkın tutumu dışında ciddi bir tutum sergilenmiş olsaydı, Türk Devleti'ne bir... Yani Türk Devleti'nin bu kadar buraya girmesine izin verilmeseydi, ciddi tutumlar almış olsaydı bunlar yaşanmazdı yani. Dolayısıyla mesela kendimiz de burada yaşıyoruz. Bir herlere gidin bakın, bir Türk şehri gibi yani, Türkiye şehri gibi. Şirketlerinden tutalım, yaşam tarzından tutalım. Her tarafta işte Türk okulları, Türkçe hastaneler, yani Türkçe konuşulan yerler, hastaneler, şirketler adeta bir Türk şehri gibi. Ve biliyorsunuz burada kültürel soykırım da gerçekleşiyor. Filmlerden tutalım, dizilere, şarkılara, yaşam tarzına karşı bile yani kültürel soykırım uygulanıyor ve başrol halkı da bundan Türk Devleti'nin hani buraya her anlamda sirayet ettiğini görebiliyoruz yani. Yani bu ürkütmüyor altında... mu yönetimi? Özellikle bu tablo Güney Kürdistan'da en fazla ürkütmesi gereken kesim yönetim, yönetenler. Onları ürkütmüyor mu gerçekten? Nedir çıkarları bundan? Aslında evet, birebir mesela şu an Kürdistan dağlarında bir savaş durumu söz konusu. Kıran kırana bir savaş var. Fakat diyelim mesela bugün Süleymaniye'de, yarın Hevler'de ya da başka bir yerde herhangi bir somut bir patlama, herhangi bir olay yaşandığında aslında bu biraz ürkütebilir. Fakat çıkarlar söz konusu olduğu için halk bundan daha fazla yani zarar görüyor. Yani kadınlar da zarar görüyor. Dolayısıyla çıkarları gözetildiği için yani bu durum pek aslında korkutuyor diyemeyiz. Aslında şöyle korkutuyor: Türk Devleti'nin ne kadar tehlikeli olduğunu, bir yere gitti mi orayı işgal ettiğini, çıkmadığını her anlamda, yani sadece fiziki anlamda değil, askeri, ekonomik, kültürel olarak işgal ettiği tarihten de biliyoruz. Yani Kürt halkı da bunu biliyor. Ama buradaki yönetim, hem hükümet, bölgesel hükümet, hem de hem siyasi partiler Türk Devleti'ne karşı bir tavır sergilemedikleri için çok fazla da bu saldırıların önünü alamıyorlar. Dolayısıyla bugün yaşananlar da bir sonuç. Ciddi bir tavır sergilenmiş olsaydı, gerilla direnişine destek verilmiş olsaydı, bugün burada bu suikast saldırıları, suikast girişimleri ya da MİT faaliyetleri böyle boy göstermiş olmaz yani. Peki, buradan hemen isterseniz Türk istihbaratının Süleymaniye'de Kürt siyasetçilere dönük saldırısından başlayalım. Önceki gün de bir Bakurlu genci katlettiler. Dün de şehit Şükrü Serhadi evinden çıkıp hastaneye giderken arkadan Türkiye'de 90'larda Kuzey Kürdistan'da uygulanan yöntemlerle katlettiler. Yani bu konuyla ilgili çokça şey konuşuluyor ama önce bununla ilgili detay bilgiler var mı sizde? Çünkü katilin yakalandığı söylendi, sonra Rojnews bu konuyla ilgili yakalanan kişinin önceki gün katledilen Bakurlu gencin katili olduğunu söyledi. Epey şey dolaştı. Bununla ilgili son bilgileri de mümkünse verin bize. Bir de gerçekten Türkiye belli ki yeni bir yönteme başvurdu ve bu yönteme de Yeneke'nin etkili olduğu bölgeden başladı. Bununla ilgili de sanırım bir hesap kitabı vardır.
Evet, aslında olayla ilgili başta da belirttim. Yani bunu olay olarak ele almamak lazım. Bir olay değil yani. Bir konseptin bir parçası. Türk Devleti'nin MİT'in faaliyetlerinin bir parçası. Ve bir sonucu diyelim. Dolayısıyla yani olay nasıl gerçekleşti, kalandı mı? Elbette bunlar önemli ama bu saldırının konsepti, amacı, planları, getireceği sonuçları da iyi yorumlamak, iyi okumak gerekiyor. Evet, sanal medyada çokça kirli bilgi kirliliği var. Sadece iki gün önce Kuzeyli gence yönelik suikast gerçekleştiren kişinin yakalandığı ve buna dair bilgi ve belgelerin olduğu bilgisi var. Ajanslarda da böyle geçiyor. Özgür basında böyle geçiyor. Buna ilişkin bunu belirtebilirim. Henüz Şehit Şükrü arkadaşım, yani Yasin Bulut arkadaşımızın faillerinin bulunduğuna dair kesin bir bilgi yok. Bunu belirtebilirim konuya ilişkin. Siz de biliyorsunuz yani bu yani suikaste Şehit Şükrü'nün katiline yönelik ciddi tepkiler gerçekleşti. Goran hareketinden tutalım Kubat Talabani, Şahnaz İbrahim. Bunlar tepkilerini açığa gösterdiler. Bugün merasimde Lahuşeh Cengi merasimi ziyaret etti. Goran hareketinden Gülistan İbrahim merasimi ziyaret etti. Yeneke'den kimi şahsiyetler ziyaret edip tavırlarını ortaya koydular. Bu önemlidir. Tavrın açığa çıkarılması önemli. Yani dile getirilmesi önemli. Fakat şurada önemli bir noktaya da dikkat çekmek gerekir. KDP alanından ya da bölgesel hükümetten, İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçta evet olay bu katletme Süleymaniye'de gerçekleşti ama Süleymaniye'de Güney Kürdistan'ın bir kenti. Dolayısıyla bölgesel hükümetin bünyesinde. İçişleri Bakanlığı'nın ve bölge hükümetinin de açıklama yapması gerekiyordu ama her nedense KDP tarafından, KDP yetkililerinden ya da bölge hükümetinden herhangi bir açıklama, kınama, olayın peşine düşme gibi bir durum yaşanmadı. Henüz bu konuda bir açıklama yok, tepki de yok. Evet. Sadece Kürt halkı ve Süleymaniye yani buradaki şahsiyetler, partiler Yeneke'ye bağlı, Goran'a bağlı. Kim şahsiyetler tepkilerini açığa çıkardılar. Şunu belirtebilirim yani öğlen de programa katıldım. Bir 10-15 gün öncesinde Anadolu Ajansı'nda bir analiz yazısı vardı. Belki sizler de okumuşsunuz. Ajanslara da yansıdı. Orada Süleymaniye'deki MİT faaliyetlerinin aslında ne kadar yoğunlaşacağı, Kürt öncülerine, Kürt Özgürlük Hareketi'nin öncülerine ya da demokratik siyaset yürüten, özgürlük mücadelesine omuz veren kişilere yönelik aslında bazı planlar içerisinde olduklarını beyan eden kimi analizler vardı. Bunun da işte Yeneke içerisindeki aile kavgaları ya da buradaki diyelim iç karışıklık, seçim öncesi durumlara da bağlayarak bu tür faaliyetlerden aslında faaliyetlerden yarar sağlanacağı ya da bu durumdan yarar sağlanacağına yönelik kimi analiz yani bazı analizler vardı. Bu da bunun işaretleri yani yaşanan olay da bunun işaretleri. Buradaki istikrarsızlık, güvenlik zafiyeti ya da diyelim partiler içi, parti arası yani enerji yoğunlaşmasının oraya gitmesi sonucu Türk Devleti aslında bundan yarar sağlıyor ve Güney Kürdistan'a yönelik her türlü kirli faaliyetlerde bulunma planlamalarını hayata geçireceğini de aslında orada deklare ediyor. Dolayısıyla Kürt halkı da yani burada tepkisini açığa çıkarırken, tepkisini ortaya koyarken partiler arası birlik, Kürt halkı arasındaki birliğin önemine vurgu yaptılar. Bugün merasimde de Lahuşeh Cengi oradayken aslında sloganlar atıldı. Biciyek diye geri Kürt, Kürtler arası birliğe vurgu yapıldı. Bu önemlidir, oradaki tavır da önemli fakat şunu belirtmekte fayda var. Sadece konuşmak, kınamak, dile getirmek yetmeyecek. Kürtler, Kürt halkı soykırım kıskacında. Soykırım gerçekleştiriyor her anlamda. Hem kültürel soykırım, hem fiziki soykırım, hem doğasına yönelik bir talan var, soykırım var. Kadınlara yönelik, kadın öncülere yönelik de bir
soykırım siyaseti, soykırım uygulanıyor Rojava'da kadın öncülerine, kadın özgürlük hareketinin öncülerine dönük. Yine biliyorsunuz Paris'te de Sakine Cansız ve iki arkadaşı katledildi. Bunların arka planında da MİT faaliyetleri vardı, MİT vardı. Bunların hepsi birer birer açığa çıkıyor. Dün sizin programınızda da yani medyada açığa çıkıyor dediğiniz evet. için sormak istiyorum. Bu kadar yakın bir takip söz konusu. Kubat Talabani açıklama yaptı. Sonuçta başbakan yardımcısı sıfatıyla yaptı. Yine bölgenin ileri gelen siyasetçilerinin tümü KDP dışında şehit Şükrü Serhadi'ye sahip çıktı. Taziye yerine geldi. Peki bu gerçekten tüm yaşananları açığa çıkarıp açık bir şekilde ortaya dökmeyi de mümkün kılacak mı? Yani hala bu konuyla ilgili doğrusu evet, burada ne olduğunu bilmiyoruz ama yani yarınki gün Türk Devleti'nin buradaki parmağı varsa ki var ama henüz bu konuda açıklama yapmadılar. Bunu net bir şekilde söyleyecekler mi sizce? Böyle bir kanaat var mı? Aslında evet. Bir Kürt partileri açısından da bir sınav ya da taraf belirleme durumu. Burada yani bir tutum belirlenirse sonuçlarının diyelim bu olayın peşine düşülürse Türk Devleti'nin MİT faaliyetlerinin burada zayıflamasına da neden olabilir. Çünkü burada eğer gerçekten ciddi bir tavır belirlenmez, sonuçları ortaya çıkmaz, buna karşı bir tutum alınmazsa Kürt halkı da sindirilmeye çalışılacak, korkutulmaya çalışılacak ve burada Türk Devleti partilere yönelik, bölgesel hükümete yönelik her türlü yani istediğini yaptırma siyasetini yürütecek. Dolayısıyla şu an HEV'lerde yürütülen, Behdinan'da yürütülen durum, yani sergilenen, açığa çıkan durum biraz o. Türk Devleti istediği gibi orada at koşturabiliyor. KDP de buna ortak oluyor. Kürt halkı üzerine her türlü saldırıyı gerçekleştirmeye izin veriliyor. Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmesine ön ayak oluyor. Birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla orada yapılmak istenen ya da yapılanın, yürütülen siyasetin burada da yürütülmesi bekleniyor. Burada ortaya konulacak tavır çok önemli. Yani son iki gündür aslında bir tavır da ortaya kondu. Burası HEV'lerleşmeyecek tavrı ortaya konuluyor. Ama devamının gelmesi önemli. Devamı gelmezse Türk Devleti buradaki partilerinde yani ciddi bir tavır sahibi içinde olmadığını görürse burada faaliyetlerini sürdürür. Bahdilan bölgesinde çokça Türk bayrağı asılmış, asılmamış MİT istihbarat kurumlarının olduğuna dair evet, açık net bilgiler var. Benzer bir durum özellikle sosyal medyaya yansıdığı için soruyorum. Süleymaniye bölgesinde var mı böyle resmi düzeyde MİT bürolarının olduğu yerler? Yani ya da bu konuda sanal medyada çıkan yaklaşımlara dönük ne dersiniz orada yaşayan bilen biri olarak? Evet, ben de sanal medyada o fotoğrafları gördüm. Şimdi yani bazıları bu diplomasi kurumları adı altında bu tür faaliyetlerini yürütüyorlar burada. Yani evet, haberlere de yansıdı. Yani tabii ki MİT faaliyetleri, MİT'in kurumları Süleymaniye'de de var. Uzun bir süredir de bunun aslında birçok programda, birçok yazar, birçok köşe yazarı da Süleymaniye'de MİT faaliyetlerinin artımına yönelik yorumlarda bulundu. Bu tür bilgiler biz de biliyoruz ve görüyoruz. Burada da kimi kurumların olduğuna dair aldığımız bilgiler var. Ne kadar resmidir, değildir ona yönelik bir şey diyemeyeceğim ama biz de sanal medyadan gördük ki Türk bayraklarının asılı olduğu kimi kurumlar var. Bunları belirtebilirim. Peki. Sayın Salih Müslüm, biraz gecikmeli geldiniz. Hoş geldiniz diyeyim. Umarım çok ciddi bir durum yoktu. Biz Güney Kürdistan'da, Başur Kürdistan'da gerçekleşen son 3 gün içerisinde gerçekleşen 2 suikasti
konuşuyorduk. Buna dönük sahiplenmeyi, buna dönük partilerin tutumunu konuşuyorduk. Türk istihbaratı görünen o yeni bir adım attı gibi Güney Kürdistan'da şimdiye kadar havadan SİHA'larla şunla bunla vuruyordu. Hava saldırıları düzenliyordu. Nokta suikastleri daha çok hava araçlarıyla yapıyordu. Ama bu kez bizzat yerinden 90'lardaki faili meçhullere benzer bir biçimde yapıyor. Siz bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve doğrusu gerçekten bunu özellikle Süleymaniye Yeneker'in ve Gora'nın etkin olduğu bir bölgeye taşımalarındaki amaç nedir sizce? Partiler ne tutum almalı tabii? Selamlar, saygılar. Ben de sesinizi pek alamadım. Sorunuzu tekrarlar mısınız? Peki, ben tekrarlayayım sorumu. Sesimi alabiliyor musunuz şimdi? Sesinizi pek alamıyorum. Sesiniz çok... Sesimi alamıyor arkadaşlar. Teknik olarak bir durum mu var? Biraz yükseltseniz sesimi. Tamam, şimdi al. Peki. Dedim ki Güney Kürdistan'da başvurda son birkaç gündür yeni suikast teknikleri devreye girmiş durumda. Havadan yaptıkları suikastlerle çokça Kürt siyasetçisini, kadrosunu katlettiler, şehit ettiler. Şimdi sokaklarda istihbarat elemanları Kürt siyasetçilerine kadrolarına saldırıyorlar. Hem bu yeni yönelmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun Soran bölgesinde yapılması, Yeneker'in ve Gora'nın etkin olduğu bölgede yapılması ne anlama geliyor? Bir de gerçekten buna karşı Kürt siyaseti bir bütün olarak nasıl bir tutum sergilemeli? Evet, selamlar, saygılar. Gerçekten de bu son saldırılar yeni bir şey anlatıyor. Yani bu yani yeni değil de Türkiye'nin, Türk faşizminin politikasıdır. Baştan beri de zaten bütün Kürtlere yok etmek içindir. Yani Kürtleri çıkartma planının bir parçasıdır. Rojava'da olsun, Başur'da olsun, Bakur'da olsun, nerede olursa olsun. Ancak işte hani 5 seneden beri hep savaş yürütüyor. Nerede olursa, hangi fırsat eline geçerse hemen yapmaya çalışıyor. Yani bu Afrin'in işgalinden sonra bir de işte Giresipi, bir de Rasulayn, bir de şey. Yani bunlar hepsi bu parçanın bir, bu politikanın bir parçasıdır. Şimdiye kadar da zaten yani bu hiçbir şeye bağlı kalmıyor. Yani ne yaptığı anlaşmalara, ne sözlere, ne kanunlara, ne kurallara. Yani sanki kendini hep böyle şey yapıyor. Her zaman bu saldırmaya çalışıyor. Yani hiçbir şeye kulak asmıyor. Onun için de bu da onun bir parçasıdır zaten bu saldırıların. Özellikle bu sivilleri hedef almak için işte buradaki yerlerin boşaltması, kalkıp demografik değişikliği yapılması, istediği insanların yerleştirilmesi. İşte onun karşısında duran da burada bizim demokratik Suriye güçleri vardır. O halkın böyle köylerde yaşamaları bile onlar için bir problemdir. Yani bu sanki inatlaşmış veyahut da ben illa bunları da yok edeceğim diye. Bir de içeride kalanların yani Rasulayn'da, Tel Abyad'da, Afrin'de yani buradaki halkların şeyleri de var, yani direnişi de var. İşte hırçınlaşıyor yani nasıl bu buradaki siviller hala direniyor veyahut da nasıl şey yapıyor, kendi politikasını yürütemiyor. Orada getirdiği çeteleri falan nasıl kabullenmiyorlar. Türk devletine, Türk faşizmine ve oradaki çeteler nasıl teslim almıyor, hırçınlaşıyor. Bir de başka bir şey de var yani bu uluslararası alanda diplomaside, siyasette hep kaybetmiştir. İşte bu kaybedişinin bir şeyi de var, getirdiği bir şey de var, yani bir durum da var. Yani her yerde kaybediyor. Tamam ben kalkıp Yunanistan'a saldıramam. Veyahut da Libya'daki bilmem Ruslara bilmem şeylere politikalar tekrar Türkiye'nin aleyhine döndü. Bir de Azerbaycan. Bunun şurada burada neredeyse yani bütün politikaları iflas etmiştir.
karşısında kim kalıyor? Kim kalıyor? En zayıf tarafı böyle, kimse ona arka çıkmıyor, güçsüzdür veya da şeydir, böyledir. Yani böyle avamiyle dediğimiz gibi gözü kestiriyor. Yani ben bunların her şeyi yaparsam bunların sahipleri falan yoktur. Ama gerçekten de öyle, saldırıyor. Yani burada saldırıyor, güneyde saldırıyor, şurada saldırıyor. Kendi çizdiği planları işte Misaki Milli'dir, bundan zaten oradaki politikacılar hep durmadan ikide bir işte şey söylüyorlar, işte Milli Misak'tan bahsediyorlar. İşte Kirkuk bizimdir, bundan Musul bizimdir, bundan şu bizimdir. Bunlardan bahsediyor ve bunun gereğini de yapıyor. Bunun en başta şeyi de, yani bu planın en başta yapılması gereken de bu insanların böyle bir fikirde, ideolojide veya da belli başlı bu direnişin başlı, belli başlı kişileri bunları yok etmektir. Onun için burada saldırıyor, orada saldırıyor. İşte güneydeki istihbarat zaten hepsi istihbarat işçiler. Yani bu dronlar da olsa, siyahlarla olsa da istihbarat işçiler zaten. Bunu da yapıyor. Yani artık hiç ne bir kural tanıyor, ne bir kanun tanıyor, ne hatta yani etik kanunları da, etik kuralları da artık geçmiştir. Yani burada mesela bu dünkü saldırıda, önceki gün buradaki köylerde çocuklar öldürüldü. Daha önce bir aile tümden yok oldu. Üç çocukla babası, ki bunlar zaten Arap'tır yani. Hatta yani Kürt dediğimizde, yani Kürtlerle yaşayan halklar da artık hedef oluyor. Yani böyle bir şeydir. Yani çok kirli bir savaş yürütüyor. Yani bu şeysiz, yani bu şüphesiz. Bunlar da insanlığa karşı suç teşkil ediyor. Muhakkak da bunlar da bir sorulacaktır yani. Evet, ben burada yine sizinle bu konuya ilişkin sorayım da doğrusu tutumunuzu da merak ediyorum. Birincisi, daha önceki suikastlerde en azından şehit Şükrü Serhadi'ye gösterilen tepki kadar tepki yoktu. Bu kez Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani açıklama yaptı. Bölgenin tüm ileri gelen siyasetçileri taziye çadırını ziyaret etti. Yani bir tek görünen o, hükümetin KDP kanadından tepki yok. Ya da bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yok. Bunu neye yormak lazım, bu tepkilerin ve seslerin bu kadar yüksek sesle çıkması? Bir de gerçekten bu tepkiler Türk Devleti'nin bu saldırgan politikası üzerinde bir etki oluşturur mu sizce? Sanırım yani bizim Türkiye zaten etki yapacağını tahmin etmiyorum. Çünkü kendi politikasını yürütüyor ve hiç kimseye de kulak asmıyor. Ama bizim için önemli olan oradaki halkımızdır. Yani oradaki güneydeki halkımızdır. Zaten baştan beri yani bu Türkiye saldırısı başlar başlamaz da Nisan'dan beri buna karşı tepkilidir. Biliyorsunuz şimdi mesela Duhok'ta diyelim şu kadar insan hapistedir yani. 80 kişiden falan bahsediyorlar. Ki bunlar zaten açlık grevine falan gitmişlerdir. Bunlar nedir? Bunlar zaten bu politikaya karşı çıkıyorlar ve gitgide bu büyüyor. Yani bir kar topu gibi insanlar öyle oluyor. Şimdi sanki bu yetmiyormuş gibi bir de şey içinde yani YNK içerisinde de kargaşa çıkarmıştır. Yani zaten Erdoğan bir şey gün söyledi bir zamanlar işte Süleymaniye PKK'nın elindedir falan filan. İşte bu hazırlık duruyordu. Yani artık ne yaparsam yapsam muhakkak Süleymaniye'de bütün fitne artık elinde ne gelirse yaparlar. İşte bunu fırsat bilerek yani oradaki biraz kargaşa YNK'nin içinde bu başbakanlık meselesi zaten herkes söyledi. Yani Kubat'la diğerleri arasındaki birer çelişkiler var, yönetim meselesi. Yani kendi içinde biraz birbirlerine meşguldurlar. Bu şey yani bu fırsatı şey yapıp da kendi şeylerini yaparlar. Sanırım yani bu sizin dediğiniz bu ziyaretlerde tepkide falan zaten halkta büyük bir tepki vardır. Bu da eklenince artık diğer siyasetçiler de muhakkak yani buradaki insanları, güneydeki insanların duygularını, görüşlerine falan ele almak zorundadır. Buna saygı göstermek zorundadırlar. Ben sanırım bunların ayrı gelecek sadece kendi başlarına değil de oradaki
halkı temsil ediyorlar veya da halkların içindeki duyguları temsil ediyorlar. Böyle gelmişlerdir. Peki son bir gelişmeyle devam edelim istiyorum. Yine sizinle devam edelim. Biraz geç geldiniz. Gülistan arkadaşımız da mazur görür. Size de bu soruyu sorduktan sonra onun da görüşlerini alacağım. Rojava'dan MSD'nin Demokratik Suriye Meclisi'nin üst düzey bir heyeti Rusya'da üst düzey görüşmeler yaptı. Doğrusu yakından da takip ettik ama çok ciddi dışarıya bir şey yansımadı. Siz bu görüşmelere ilişkin ne dersiniz? Oradaki görüşmeler ne anlama geliyor? Buradan ne çıkar? Doğrusu hem ona ilişkin varsa bilgileriniz belki bizimle paylaşırsınız. Bir de bu görüşmeleri son dönemde Esad da oraya gitti. İşte farklı biçimlerde konuşulan şeyler de var. Bu bağlamda sonuç olarak bölgeyi nasıl etkiler bu görüşmeler? Evet, şimdi şöyle ele almak gerekiyor. Birincisi, yani Kürtlerin direnişi Orta Doğu'da, şurada olsun, burada olsun, DAEŞ'e karşı olsun, artık bütün dünya görmüştür, bütün dünya saygı göstermiştir. Buradaki Orta Doğu ile ilgilenen güçler veya da burada hegemonik güçler olsun, diğerleri olsun, artık Orta Doğu'da bir Kürtlerin bir rolü vardır diye düşünüyorlar ve hesaplarını da ona göre yapıyorlar. Yani benim demek istediğim, Orta Doğu'da özellikle Suriye'de herhangi bir çözüm veya da şey olursa Kürtler bu denklemin bir parçasıdır. Gerçekler bunu dayatıyor. Bu bir gerçektir. Artık yani herkes söylüyor bu Suriye işiyle ilgilenenler. Yani Türksüz veya da oradaki idaresiz diyelim, özerk yönetimsiz bir çözümün olmayacağını ve tabii muhakkak, yani özerk yönetim dediğimizde 5 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Buradaki oluşumların hepsini, yani Kürtler, Araplar, Süryaniler, Ermeniler, Türkmenler, ne varsa özerk yönetim bunları temsil ediyor. Bunlar artık denklemin bir parçasıdır. Kimse bunsuz şey yapamaz. Yani bir çözüm arayışı falan olursa muhakkak bunlar da denklemde olacaktır. Tabii Kürtler de bunların içerisindedir. Bu bir. İkincisi, şimdi tahmin ediyorum, yani bu 10 senedir zaten savaş sürüyor. Bu 10 sene zarfında bu kadar göçmen oldu, bu kadar tahrip oldu, bütün ülke yıkıldı, bu kadar insan öldü. Yani yarım milyondan fazla insandan bahsediyoruz. 10 seneden beri bu süreç devam ediyor ve hep çözüm arıyorlar. En başında da bunu çözümsüzlüğü dayatanlar Türkiye'dir. Türkiye faşizmidir. Ya benim istediğim olacak veya da hiç çözüm olmayacak gibilerden öyle davranıyor. Maalesef tabii buradaki muhalefeti de kucağına almış. Sanki muhalefet onsuz bir şey yapamıyor. Böylece bu süreci geciktiriyor. Bu bir. İkincisi, başka bir şey var. Şimdi biliyorsunuz geçenlerde Biden-Putin görüşmesi oldu. Ve Suriye çözümü artık bu iki güce bağlıdır. Yani bu artık ne anlaşırlarsa, ne kadar dayatırlarsa bu kadar şeye gidebilir, yani çözüme gidilebilir. Suriye yönetimi tabii şeyi dinliyor, Rusları dinliyor. Diğerleri de Amerika'nın bir etkisi falan vardır. İşte Türkiye kucağında olmalarına rağmen muhakkak Amerika'nın bir sözü geçiyor. Orada şimdi ikisi böyle kalın çizgiler üzerinde anlaşmışlardır. Yani böyle bir süreç başlamıştır. Ama gerçekten hani kimin nasıl olacağını veya da çözümün detayları falan artık orada değil de kalın çizgilerle şey yapılmıştır. Ve bu süreç içerisinde biliyorsunuz, belki bunu da soracaktınız yani bu. Önce başlık halinde konuşalım istiyorum, öyle üstünden geçmeyelim. Doğrusu önce bu MSD heyetinin görüşmesini sorayım istedim ama önemli bir başlık da Putin şey anlaşması. Onu müsaade ederseniz biraz sonra konuşalım. Ben şimdi Gülistan arkadaşla da diyeceğim yani bu mesela Beşar Esed'in demeçleri bu çerçevede geliyor. Bu Moskova'daki görüşmeler bu çerçevede geliyor. Ancak bu heyet birkaç gün sonra ben Washington'a gidiyor. Bunlar hepsi bu çerçevede oluyor. Belki detayları pek açıklayamazlar ama detaylı.
detayları biraz sonra konuşalım istiyorum sizinle müsaade ederseniz. Gülistan arkadaşım sizinle devam edelim istiyorum. Çünkü önemli başlıklar var. Salih Müslüm de bunların tanıkları. Sayın Müslüm'e bunları soracağım ayrıca. Öyle hemen geçmesin istiyorum. Başur'da da epeyce görüşme yapıldı. Emmanuel Macron oraya geldi. İşte bölge başkanı Neçirvan Barzani İngiltere'de. Hızlı bir trafik var orada da. Orada da başka bir yönden işleyen trafik var sanki. Nedir o trafik? Oradaki hesaplar nelerdir? Bu konuyla ilgili oralarda ne konuşuluyor? Ses geliyor mu? Evet, geliyor. Siz biliyorsunuz seçimler de yaklaşıyor. Yani Irak seçimleri yaklaşıyor. Yani önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın da Irak'a gelme durumu var. Böyle bilgiler geldi. Aynı zamanda Hakan Fidan'ın Suriye istihbaratıyla görüşme durumu var. Burada da yoğun bir diplomatik trafik var. Aslında bir süre önce nasıl Rojava, Suriye, Orta Doğu siyasi dengelerini etkiliyorduysa, şimdi Irak'ta birçok siyasi dengenin değişebileceği ya da diplomatik trafiğin burada olacağı gözle görülen bir durum. Dolayısıyla seçimlerde evet yaklaşıyor. Seçimlere yönelik sizler de biliyorsunuz yaklaşık bir 20 gün falan kaldı. Seçimler 10 Ekim'de başlıyor. Bu diplomatik görüşmelere yönelik biliyorsunuz Şengal'de yönelik de anlaşmalar vardı. Yani Şengal'e yönelik saldırılardan önce de bir görüşme trafiği vardı. Aslında bir bütünen Irak'ın durumu, istikrarsızlaşan Irak'ın durumu ele alınıyor. Irak'ta nasıl bir hükümet, nasıl bir seçim sonrası neler olabilir, nasıl bir hükümet kurulabilir trafiği de var. Biliyorsunuz KDP Cumhurbaşkanlığını almak istiyor. Buna yönelik kimi girişimler var. Bu yönlü kimi tartışmalar ve sorunlar da aslında söz konusu, bir kapışma ve yarışma durumu da var. Bunlara yönelik yani İngiltere'nin desteğini alma, burada kimi diplomatik görüşmeler yapma durumu söz konusu. Macron'un gelişi de aslında yani Kürtler arasından hani evlere gidişi biraz da yani bölge hükümetini destekleyen açıklamalarda bulunması da var. Seçim öncesi dış güçlerin desteğini alma gibi yorumlayabiliriz. Evet. Sayın Salih Müslüm, sizinle de devam edelim. Biraz önce kestim gibi sözünüzü ama kusura bakmayın. Biraz daha ayrıntılı konuşmanızı istediğim için kestim. Tabii ne kadar ayrıntı verirsiniz sizin bileceğiniz şey de. Beşar Esad Kürtlere bir dolaylı çağrı yaptı. Suriye Devlet Başkanı yerinden yönetimden, işte Ademi Merkeziyetçi yönetimden bahsetti. Ve hemen ardından Demokratik Suriye Meclisi'nden de çok da aslında dıştalayan, yok sayan açıklamalar gelmedi. Biz bu açıklamaları ciddiye alırız, gerekli adımlar atılırsa dendi ve işte kısa bir süre sonra da Rusya'ya gitti. Bu çağrıyı ve peşinden Rusya'ya gitmesini nasıl değerlendirmek lazım? Bir, ikincisi gerçekten bu konuyla ilgili taraflar arasında yeni bir görüşme trafiği yaşanır mı? Taraflardan kastım Rojava Özerk Yönetimi ile Suriye hükümeti arasında. Geçen soruda da anlattığım gibi yani bu kalın çizgilerle yani bir şeyler hani prensip olarak sanırım Putin ile Biden arasında öyle bir şey olmuş ki yani bu Suriye meselesini çözelim. Nasıl çözelim? İşte şöyle böyle kalın hatlarla biraz görüşmüşler sanırım. Bu çerçevede de şimdi yani kalkıp Başar Esad'ın işte ben merkezi yönetimi daha iyi görmüyorum. Bunun muhakkak şeyler merkezi olmayan bir sisteme geçmesi gerekiyor. Bir de kalkıp işte 107
maddesi, o kanun meselesinden bahsetmesi, işte bunu biraz genişletip de düzeltip de, bu zaten Süreyya'nın baştan beri söylediği bir şeydir. Bundan bahsetmesi. İşte biz 2011 öncesine dönemeyeceğimizi falan. Bunlar zaten, bu lafları biz 2012'den beri söylüyoruz. Ama hiç böyle bir karşılık görmedi yani sistemde, şurada burada. Yönetimin şeyleri vardı işte, delegasyonları falan oraya gitti, şu anda gitti. Kapıları çaldı falan. Öyle bir yanıt, böyle doğru doğrusu dürüst, olumlu bir yanıt gelmedi. Direttiler işte, 107 numaralı kanun vardır işte, buna göre şey yapalım ki o da yerel yönetim bir kanundur. Yani bir alansa meselesi değildir. Ayrıca bu hiçbir zaman uygulanmadı. O kanun hiçbir zaman uygulanmadı. Bazı partisi vardı. Yani bildiğim şeyi çalıyor yani, kimseye kulak asmıyordu. Şimdi kalkıp tekrar bahsetmesi yani en azından bir şey oluyor. Yani bir lafların, bu mesele lafla olacak değildir. Yani sen merkezi olmayan sistemden bahsediyorsan demek ki başka taraflar da vardır. Bu taraflar böyle oturup böyle detaylı konuşacaklar. Şey, madde madde bir anayasa değişikliği gerektirecek, bunun sistemi gerektirecek. Öyle bir şeyle yani bir kanun çıkarmakla veya da bir şey, bir Cumhurbaşkanı mersumiyle olacak iş değildir yani, muhakkak uzun bir süreçtir. Diyalog ister, şey ister, ama şimdiye kadar öyle atılmış bir şey yok. Yani öyle bir adım yok. Bazıları işte şey diyor, yani ilişkiler yok. Bir şey var, bir teknik ilişkilerdir. Yani hani bir diyelim bir yerde bizim güçlerimiz vardır, bir de onların güçleri vardır işte. Geliş geçişler için vardır. Sen ileriye git, ben geri giderim. Öyle görüşmeler oluyorsa da, ama çözüm böyle ele alacak çözümler, böyle kökten çözüm veya da siyasi diye yok. Öyle olmayacak. Ki zaten bu özellikle yönetimin dediğimiz zaman böyle hiç bütün süre için bir proses olarak bunu görüyoruz. Yani sadece bizim alanlarımız değil. Ve bunun ilk amacı artık Suriye vatandaşı ve en azından bizim bölgedekiler Şam'daki siyasi karara ortak olmadan veya da sesi içinde olmadan hiçbir şey olmaz. Yani bu muhakkak bir siyasi bir şeydir. O sadece idari meselesi veya da sen oradaki belediyeyi yönetebilirsin, çubu gibilerden değil. Yani bir siyasi kararın ortaklaşması söz konusudur yani bu ülkede. Onun için birçok yeni kurum kuruluşlar olacak. Yani parlamentoda, şurada, burada yeni bir düzenleme, yeni bir anayasa. Yani böyle bir lafta, bir iki kelimeyle bu olmaz. Onun için uzun bir süreçtir. Beşar Esad'ın dediklerinde sizin dediklerinizin neredeyse hiçbiri yok. Yani sadece işte Kürtler kendi belediyelerini yönetir diyebileceğimiz bir şey. Bir de belki işte birkaç yerde Kürtçe dil eğitimiyle ilgili haftada 2 saat bir şey. Bu çok ileri düzeyde bir açıklama değil aslında. Kamuoyunda böyle algılandı. Esad tam da bu dönemde çok da samimi görünmeyen böyle bir açıklamayı niye yapsın sizce? Sanırım işte bunun içinde. Yani bu hani havalar başka türlü esmeye başladı. İşte bir Putin-Biden görüşmesi vardı. Bir şey anlaşma. Bunları dayatacaklar. Yani kendi bildikleri çözümleri falan dayatacaklar. Ve bunun içinde de mesela ilk başta bizim tahmin ettiğimiz şeyler işte bu üzerki yönetimin kalkıp bu Cenevre'deki oradaki görüşmelere katılması, yani oradaki delegasyon şimdiye kadar zaten Türkiye bırakmıyordu. Yani oraya katılmasıyla başlayabilir ve başka bir şekilde başlayabilir. Ama onun için muhakkak yani bir şey fark etmiştir ve anlatılmıştır. Sanırım bu Moskova'ya gidişi de, bu son gidişi de bunun içindir. Hani bu kadar yapabiliriz, bu kadar yapamayız veya de şöyledir. Yani bir politika çizmek için sanırım bu mesele de gözden geçirilmiş olabilir. Yani ama bize sızan bir şey yok bu için. Peki.
Sayın Gülistan Taras, sizinle de devam edelim. Rusya'nın hedefinde hükümet ile özerk yönetimi uzlaştırmak mı var? Yani bu nedenle bir özel çaba mı gösteriyor? Siz de bölgeyi yakından takip eden bir gazetecisiniz. Bu konuyla ilgili sizin gözlemleriniz de. Evet, aslında yıllardır özerk yönetim mesele hem Suriye rejimine çağrılar yapmakta, birlikte diyalog, Suriye'nin kendi iç sorunlarını birlikte çözme çağrılarını yapmaktadır. Ve bunun arabuluculuğunu da Rusya'nın yapmasına yönelik kimi çağrılarda da bulunmuştur. Fakat sizler de biliyorsunuz, Kürdistan'ı dört parçaya bölen statükocu rejimler, İran'dan tutalım, Suriye, Irak ve Türkiye, başta Türkiye olmak üzere, Kürt halkının herhangi bir statü elde etmemesi için canla başla çalışma yürütmektedir. Dolayısıyla Suriye rejimi de yaklaşık 10 yıldır süren Suriye iç savaşında, Suriye savaşında herhangi bir zihniyet olarak da herhangi bir değişikliğe gitmedi. Sizler de belirttiniz, yani sizler de arkadaşın da belirttiği gibi özerk yönetim sunduğu hiçbir talebin aslında Suriye rejiminin bunların yanından bile geçmediğini dile getirdi. Dolayısıyla Rusya buna ne kadar ön ayak olur, ne kadar bu diyaloğu sağlar, ne kadar Suriye'nin kendi sorunlarını çözmesine olanak sağlar, destek sunar, o da şüphesiz görülüyor. Çünkü Rojava'da yürütülen anlaşmalar, işgal sarılarında Rusya'nın bizzat parmağı var. Afrin'den tutalım Gresipi, Serikani'ye kadar. Şimdi bu anlaşmayı yapmış, bu anlaşmada yer almış bir ülkenin direkt Kürt halkının özerk yönetimin belirttiği talepleri kabul etmesi zor görünüyor. Rejimin zihniyetinin değişmesi de biraz zor görünüyor. Mesela Adem merkeziyetçilikten bahsetti yaklaşık bir ay önce. Böyle açıklamalarda bulundular ama hemen akabinde sadece işte ana dilde eğitim, seçmeli ders olabilir babında kimi açıklamalarda bulundular. Ben kendim de Rojava'da kaldım. Yani orada da sürekli meselenin özel yönetimin çağrıları oldu, diyalog çağrısı oldu ama sürekli buna kapalı kalan bir yaklaşımda sergilendi. Dolayısıyla Kürt halkının özel yönetimi meselenin yürüteceği mücadele de aslında alakalı. Yani Rusya ne der ne demez ya da rejim aslında Rusya'dan öte rejimin biraz daha irade sahibi olması ve Kürt halkıyla özel yönetimi meseleyi de bir araya gelip sorunlarının kendilerini çözmesi gerekir. Ama şu da bir gerçek ki hegemon güçler ABD ve Rusya Suriye'de bir gerçek varlıkları orada söz konusu. Dolayısıyla kimi konularda ittifaklar da sağlanabilir, ilişki de kurulabilir ama belirleyici olacak olan Kürt halkının oradaki tavrı, iradesi. Aynı zamanda özel yönetimin yani uygulamak istediği, yaşamsal kılmak istediği modelde ısrarcı olmak ve statü elde etmesi için Kürt halkının, oradaki halkların daha doğrusu, mücadele etmek ve diretmektir. Yani böylelikle rejimin zihniyeti değişebilir. Yoksa yani, evet. Rejimi dönüştürmek için sonuç itibariyle bölge halkının iradeli davranması lazım diyorsunuz. Bu çok doğru. O konuda da büyük bir iradenin, büyük bir mücadelenin olduğu da doğru. Ama Rusya peki böylesi bir adım atarken, Esad'ı Kürtlerle ya da özerk yönetimle uzlaştırmak isterken neyi hesaplıyor olabilir? Onun niyeti ne? Tabii burada Amerika faktörü de söz konusu. Hani siz de biliyorsunuz, Amerika ve Rusya arasında Türkiye'yi birbirine çekme, kendi yanına alma savaşımı da söz konusu. Dolayısıyla burada da aslında şimdi Rojava'da ve Suriye'de şöyle bir durum var. Gördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla da özerk yönetim mesele, oradaki özgürlük güçleri de üçüncü çizgide ısrar eden, aslında tavrını ve iradesini ortaya koyan bir
çerçevede yani siyaset yürütüyorlar, mücadele yürütüyorlar. Bu durumda Amerika'da aslında kendi yanına çekmek isteyecek, Rusya'da kendi yanına çekmek isteyecek, kendi çıkarları doğrultusunda böyle bir durum söz konusu. Yani yoksa Kürtler aslında eğer gerçekten ciddi bir tavırları ya da Kürtlerin statü elde etmesini isteyen bir yaklaşımları olmuş olsaydı Afrin için yani bir ittifaka gidebilirlerdi, bir sonuç açığa çıkarabilirdi. Oradaki demografik dönüşüme dönük bir çabaları olmuş olurdu. Kürt halkının, Afrin'in gerçek sahiplerinin oraya gitmesi için çaba sahibi olunurdu. Türk devletinin saldırıları aslında durdurulmuş olurdu. Burada biraz yani çok muhakkak yani ilişkiler sürdürülmeli, sürdürülüyor. Kim gelişmeler de olabilir. Ama şunu başta da belirttim. Kürt halkının ve özel yönetimin iradeli duruşunun sonuçları bunu belirleyecektir. Birçok şeyi belirleyecek diyorsun. Sayın Salih Müslüm, doğrusu izleyicilerin de merak ettiği bir soru. Onlar da kaç gündür soruyor. Bugün de özellikle sormamı isteyen izleyiciler oldu. ABD-Rusya görüşmesinden, Putin-Biden görüşmesinden söz ettiniz. Kilit rollerde üstleniyorlar belli. Evet, irade olarak güçlü bir yapılanma var Rojava Özerk Yönetimi'nde ve çizgisinde ısrarcı. Kendi üçüncü yol siyasetinde ısrarlı ama bir şekliyle de emperyal güçler orada belirleyici bir rolde oynuyorlar. Bu bağlamda özellikle ABD ve Rusya, Orta Doğu geneline ama özellikle de Suriye'de uzlaşırlar mı? Bu uzlaşı hangi esaslar üzerinden olur? Evet, şimdi önemli şeyler var. Yani aralarında bazı çakışma noktaları var. Yani çakışıyorlar bir yerde. Yani mesela bu şey diyelim, teröristlerle savaşmak. Bu terörizm herkesin düşmanıdır. Bütün dünyanın düşmanıdır. Bir de Amerika zaten bunun için ta Afganistan'a gitti, bilmem nereye gitti. Şimdiye kadar eğer Suriye'de bir bazı güçlerini durduruyorsa o da bu şey içindir. Yani bir Daesh'le savaşmak içindir veya da diyelim cihadilerle önlemek içindir. Daha önceki süreç biliyorsunuz Irak'ta vardı, belirledi, geri çekildi. Ondan sonra mecburi kaldı, tekrar Irak'ın içine girdi. Yani bu durumla karşılaşmaması için muhakkak tedbirlerini almaları gerekiyor. Yani bu Orta Doğu'da kalması için. Yani bazıları öyle sanıyor ki sanki Amerika bizim için kalmıştır veya da bilmem bir şey, öyle değil. Yani bizim ortağımız Amerika ile sadece bu Daesh'e karşı savaşmaktır. Cihadilerle savaşmaktır. Aslında şeyine bakarsan, yani bu meselenin aslına bakarsan, bu şey yani bu terörist veya da cihadist halkının dediğimiz zaten Orta Doğu onun şeyidir, onun kaynağıdır. Yani buradan kaynaklanmıştır. Ta Afganistan'a gitmişse de buradan gitmiştir. Yani kaynağı buradadır. Onun için yani muhakkak burada bir kontrol veya da bir şey yapmaları gerekiyor. Ve bu zaten yani bu Amerika'ya veya da Avrupa'ya gelmeden önce Rusya'ya geldi. Yani Rusya'da biliyorsunuz neler yapıldı, ne kadar sürdü, ne kadar savaş etti. İşte bu ortak bir noktadır ikisi için. Yani anlaşırlarsa yani bunun için kalışları, gidişleri bilmem ne falan filan muhakkak bu terörle mücadelesi meselesi halletmedikten kimse buradan şey yapmaz. Yani bir taraftan Rusya bunlara karşı savaşıyor diyeceğizler. Öbür taraftan da zaten Amerika savaşıyor daha şartlar. Onun için o ortaklaşa bir noktadır. Bunun için uzlaşırlarsa olur. Ama diğerleri, yani bu Suriye meselesi, yani Suriye'de nasıl çözüm bulunur çıkmışsa, yani bizim sanırım en fazla buradaki yerel şeyin, yani yerel güçlerin, yani Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın, şunun, bunun çekişmesidir. Yani en fazla bunlarla ilgilidir. Sadece yani büyük güçlerle falan değil. Büyük güçler de hani kendileri kendi yanına çekmek için, şey yapmak için bazen bunun içine giriyorlar, destekliyorlar. Şöyle böyle yani olabilir ilişkilerde. Doğru. Ama esas kaynak buradaki yerel kaynaklardan geliyor. Yani şimdi İran buradadır. Mesela İran oradan çekilirse zaten
Amerika'da bununla falan filan anlam kalır. Diğerleri öyle ama Ruslar da aynı şekilde. Yani sistem içinde bir anlaşma olursa ve bir çözüme gelirlerse kendi çıkarları için onlar da uygundur. Sanırım bu çakışma noktası buradadır. Ben bazıları anlaşabilirler. Yani kalmak için falan değil de en azından yani buradaki kalın çizgiler dediğimizde Suriye'de bir çözüm olsun. Bu çözüm işte mesela İran içinde olmasın veya da DAEŞ'in tedbirleri böyle böyle olsun. Siz de böyle böyle yapabilirsiniz. Biliyorsunuz şimdi İdlib zaten doludur. Bütün DAEŞ. Yeni ve güçlü bir Cenevre süreci başlar mı? Sanırım artık bunların şeylerin yani güçlerin ne kadar ciddiye mesela aldığını ve ne kadar buradaki bölgesel güçler uzaklaştırılırsa yeni bir süreç ve güçlü bir süreç başlayabilir. Önümüzdeki dönemde bir Cenevre bekleyebiliriz diyorsunuz o zaman. Peki Sayın Gülistan Tara, sizinle devam edelim. Siz de Rojava'yı biraz önce de dediniz, orada da kalmışsınız. Yakından da takip ediyorsunuz. Doğrusu İdlib'de neler oluyor? İlginç şeyler, çünkü orada Rusya'nın işte bazı yerlerde Türk askeri üslerini de bombaladığına dair Sağır kaynaklı bilgiler de yayınlandı. Yeni hesaplar mı var İdlib'e dönük? Ya da Türkiye cihatçı çetelerden desteğini çekip orayı da rejime mi teslim edecek? Bunu yine Kürt düşmanlığında kendisine zemin oluşturmak için mi yapacak? Ne dersiniz? Evet, aslında Türk Devleti'nin Suriye ve Rojava'da uyguladığı tüm yani yürüttüğü siyaset, yürüttüğü politikalar baştan başa yani Kürt halkının soykırımdan geçirmek amaçlı. Bunu hepimiz biliyoruz. Her adımı buna yöneliktir. Dolayısıyla İdlib'de de Suriye'de de yürüttüğü savaş Kürt Özgürlük Hareketi'nin ya da oradaki Kürt halkına yönelik kirli pazarlıklar içerisinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yani açık söylemek gerekirse bir süre belki başarılı olduğundan dolayı detaylı bilemiyorum ama takip ettiğim kadarıyla evet genel olarak Türkiye siyasetinin Rojava ve Suriye'deki yürütmüş olduğu siyaset daha çok mesela İdlib'e yönelik yürüttüğü siyaset Kürt halkı üzerinden, buradaki kazanımlar üzerinden gerçekleşiyor. ABD ve Rusya'da yürüttüğü pazarlıklar da Kürt halkı üzerindendir. Dolayısıyla İdlib aslında Suriye açısından bir kördüğüm olmuş durumda. İdlib krizi çözülürse aslında Suriye krizi tümden çözülür demiyorum ama birçok krizde çözülmüş olacak. Çünkü yıllardır İdlib'de kördüğüm olmuş bir durum söz konusu. İdlib'de sular biraz durulur. Türkiye oradan çekilir. Ve oradaki sorunlar çözülürse aslında Suriye'deki birçok sorun da çözülmüş olacak. Dolayısıyla Türkiye de bunu biliyor, dış güçler de bunu biliyor ve İdlib'i de biraz birbirlerine karşı kullanan bir durum var. Genel olarak bunlara belirtebilirim ama Suriye krizi açısından bir... Türkiye evet. İdlib'deki çeteleri gözden çıkarabilir mi? Yani onların çünkü sonuç itibariyle Halep'te bunu yaptı, ciddi bir sarsılma yaşadı Dera'da, Hama'da, Humus'ta. Benzer bir durumu İdlib'de de yapar mı? Yani Türkiye'nin aslında devletin yapmayacağı bir şey yok. Bir yerde çetelerini gözden çıkarır, başka bir yerde aktifleştirir. Böyle bir politikasının olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama da kirli bir pazarlık sonucunda yapıyor biliyorsunuz. Mesela İdlib'de de yani çetelerini sattı, başka bir yere gönderdi ya da başka bir şey yer üzerinden pazarlık yaptı. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Mesela oradaki çetelerini Libya'ya gönderdi. Pazarlık yaptılar, Libya'ya gönderdiler. Dolayısıyla Türk devleti de o çeteler üzerinden siyaset yürütüyor. İdlib'deki durum da biraz o. Birbirine karşı kullanan bir durum da söz konusu. Peki.
Sayın Salih Müslüm, yine benzer başlık üzerinden ama daha çok işgal gücü olan Türkiye'nin artık tabloyu tamamen ilhaka dönüştürme eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani Afrin, Girespi, Serekaniye'yi tam bir Türkiye toprağı gibi değerlendirip okullar açıyor, bilmem dil yasaklıyor. Uluslararası alanda da bir suç işliyor aslında. Yani hukuksal bir suç da işliyor. İşgali ilhaka dönüştürerek işgalin de hukuku vardı uluslararası literatürde. İşgal eden oranın güvenliğinden de sorumludur. Ama tersi oraları talan ettiriyor. Nedir bu Türkiye'nin orada pervasızca bunları yapmasını sağlayan güç? Orayı bir ilhaka dönüştürecek adım atar mı böylesi bir süreçte? Ya da öyle bir adıma niyeti varsa Rojava yönetimi, özerk yönetim, oradaki siyasal ve askeri güçler gerçekten buna karşı nasıl bir tedbir almayı düşünüyorlar? Evet, şimdi Türkiye faşizminin mantalitesine bakarsak o tam Osmanlı mantalitesi. Yani bu işte bu Yenişehir'i ordusu bununla her şey yapabilir ve herkes saygı göstermesi gerekiyor. Yani bunu dayatıyor. Yani baştan beri bu iktidara gelebilmez. O zaman da beri özellikle de bazı silahları geliştirdikleri zaman, yani bu 2015'ten sonra tam bu zihniyet artık uygulamaya başladı. Yani bu silahlar, şeyler, İHA'lar, SİHA'larla falan artık bunları kendine kaybetmiş durumda. Sanki Osmanlı dönemi gibi nereye giderse bir fetih yapacak, nereye giderse ilhak edecek. Bu imparatorluğu genişletecek. Ama gerçekten öyle değil. Bu zihniyete göre de işte bu Türkleştirmek, işte bu şeyde Afrin'de olduğu gibi, Azaz'da olduğu gibi okulun müfredatlarını falan hepsini değiştirip, bundan köylerin sokakların altlarını falan değiştirip sanki Türkleştirmek gibi bir şey olur. Ama bunun karşısında başka bir şey var. Yani bir halkın bir direnişi vardır. Yani bu Afrin'de direniş hala bir şey yapmamış, durmamıştır. Azaz'da durmamıştır. Serikani'de durmamıştır. Yani oradaki halkın göç eden halk da bile durmamıştır. Bir de içinde de kargaşalar vardır. Yani ne kadar yaptıysa, ettiyse bunu bir türlü oradaki çeteleri kabul ettiremedi. Ve orada gelenler şimdiye kadar şimdi Vuta'dan sen bütün insanların demografik değişiklik meselesinde bütün Suriye'nin diğer köşelerinden hepsini toparlayıp buraya sığdım. Yani Daesh'ten kalanları, bilmem Cebet-i Nusra'dan kalanları hepsini topladım, oraya koydum. Şimdi başına bala oldu. Ve kimse kabul etmez yani. Buradaki köylü veyahut da göç etmiş bir Afrinli bu yarın dönerse kendi evine dönecek, kendi şeylerine dönecek. Kendi köyüne, kendi tarlasına dönecek. Başka bir şey kabul etmez. Şimdi buradadır. Yani Türkiye kalktı. Hani dedi ki bu çözümü 10 sene oldu, çözüm olmadı. Yani ne kadar süre geçerse sanki bu normallaşacakmış gibi bunlar unuturlar. Oradaki kamplarda dağıtırlar. Herkes kendine bir iş bulur. Yani zamana bir şeyi vardır. Bir yatırım yapıyor. Ne kadar gözükürse o zaman herkes buna alışır diye. Ama öyle değil. Günlük olarak şimdi biz mesela orada 120 bin kişi Şahla'da oturuyor. Bunlar hepsi Afrinlidir. Ve sabah akşam kalkıp da kendi gözlere ay Afrin'i görür, ne zaman döneceğiz diye. Şimdi bunu dağıtmak istiyor. Yani bu belki günlük olarak top atışları, bilmem şey atışları hepsi bundan dolayıdır. Ne kadar bunları dağıtabilirsen. Şöyle bir şey vardır. Tabii bunlar kanunlara aykırıdır. Bilmem ahlaka aykırıdır. Bütün kurallara, insanlık şeylerine. Hatta sen bir yeri işgal edersen bunun kanunları da vardır. Sen kalkıp kimsenin yerine, evine el koyamazsın. Onları koruyacaksın. Sen bir elinde bir emanetmiş gibi. Ama Türkiye bunları hepsini şeye vurdu. Yani yere vurdu. Hepsini şey yaptı. Yani kabul etmedi. Ancak işte nereye olur? Yani bu karşısındaki direniş, biz güçlü olursak, kendi dostlarımız, diplomasimiz şu bu, biz hani sahip çıkarsak bunları şey yapabiliriz. Yani uluslararası mahkemelerde, şurada, burada. Ama herkes de diyor, yani bakın şimdi bu Asitan'ı kimi katıyordum, Türkiye bunun içindeydi.
bu kadar bildiri çıkardı, bu kadar şey açıklama yaptı. Bu açıklamalardan hepsinde tek birisi şey yok. Biz bu Suriye'deki sınırları şeylerine saygı gösteriyoruz. Hiçbir zaman Suriye'nin şeyle egemenliğini kabul ediyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Hiçbir bildiri bunsuz çıkmadı. Şimdiye kadar da öyle. Bu ne demektir? Uluslararası güçler, şunlar, bunlar, dünyanın kanunları Türkiye'nin kalmasını şey yapmıyor. Ama fırsat bekliyorlar. Bu fırsatın yarısını da biz yaratacağız. Ne kadar direnirsek. İkincisi de uluslararası güçlerin muhakkak, sen burada ne yapıyorsun? Sen bir çizim için falan gelmez. Sen bir işi karıştırıyorsun. Hadi çek git diyecekler bir gün. Biz bunu bekliyoruz. Ama Türkiye'de tabii artık gözleri kapanmış artık. Şey yapmış bilmiyorum. Kararmış mı? Osmanlı mentalitesi onun gözünü kararmış. Sanki dünya onun içinde şeymiş. Bütün fetihler, huzurlar bilmem nereye kadar gidecek de kimse seslenmeyecek. Öyle değil tabii. Ama işte gelecek yani zaman. Şöyle diyeyim, Türkiye bu heveslerine ulaşabilir mi? Gerçekten onun niyeti kalıcılık, niyeti o bölgeyi tamamen işgal, ilhak ve niyetinde Hatay gibi Türkiye topraklarına katmak. Niyeti Musulu'da, Kerkük'de, Güney Kürdistan'da, Başrı'da bu işin içine katmak. Ama gerçekten bunu yapabilecek tablo var mı orada? Yani bunu nasıl böyle düşünebiliyorlar hala? Ben tekrarlayayım. Şimdi baştakiler, yani Türkiye faşizmi falan diyoruz ya, bunlar kimdir? Bir koalisyondur. Bir AKP vardır, bir de MHP vardır, bir de diğerleri, hani bu Ergenekon Markı'nı 1990'lardan sonraki Kürtlere kesmek için, öldürmek için yaratılan şeyler, işte bu çeteler falan. Bunlar şimdi hepsi toplanmış. Yani bir savaş koalisyonudur. Türkiye veya da Erdoğan diyelim, muhakkak her zaman bir savaş çıkaracak, savaş havası yaratacak ki bu koalisyonu tutabilsin. Bir savaş durdu mu şimdi bu koalisyonla çökecektir. Çökecektir. Onun için sanırım bu da yakındır. Ve ikinci nokta da vardır. Yani şimdi Türkiye bunları niye yapıyor? Yani bu kadar şeyi niye yapıyor? Bu koalisyonu tutmak için bir de kendi içindeki Kürt sorunu çözmemiş olmasından dolayı bunları dışarıya atmak istiyor. Ama Kürt sorunu artık Türkiye'nin içinde dağıtmıştır kendini. Yani Kürt sorunu çözmeden Türkiye'de çözerse zaten düşmanlığı falan hepsi gider. Bunu çözmediği için kalkıp dışarıya saldırıyor. Bu kendi problemlerini falan güneye taşıyor, Nabrocaba'ya taşıyor, şuraya taşıyor. Ama nereye giderse gitsin, Türkiye'deki Kürt sorunu çözmeden şey yapamaz, yani adım atamaz. Ki artık çözüm safhasına gelmişti. Yani kabul ederse etmezse, yani bunu muhakkak çözecektir. O çözecek de sorun da kalmaz. O zaman kendi sorunlarını dışarıya atmaya da gerekmez yani o zaman. Onun için bu emelleri, yaptıklarını falan sanırım hepsi bir gün bitecektir. Ama işte muhakkak biraz direniş daha fazla. Özellikle bu Kürt politikasında bir diplomasi, bir siyaset, bunun böyle koordineli birisi yürütülürse sanırım daha erken olur diye düşünüyorum. Peki, son sorumu da size sorayım Gülistan arkadaşım. Özellikle Başur boyutuyla bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Başur'a saldırıların ardında da bir Türk faşizminin, Türk devletinin bir hesap kitabı var. Bu hesapların karşılığı nedir ve gerçekten bu hesaplarını tutturabilecek durumdalar mı? Yani ne Osmanlı'dan söz ediyorum ama adım adım özellikle şu anda savaşın yoğun sürdüğü Avaşin, Zap, Metina, Haftanin ve benzeri bölgeleri tam anlamıyla kalıcı işgale dönüştürmek istiyorlar. Daha sonrasında da diğer yerlere dönük de hesapları var. Nedir bunları tutturabilecek düzeydeler mi? Oradaki direniş boyutuyla birlikte son soru olarak da sana sorayım istiyorum. Buyurun. Evet, yani aylardır süren işgal saldırıları var biliyorsunuz. Yani gerilanın görkemli direnişi karşısında, yoğun yüksek teknoloji karşısında insan tekniğine dayanan, gerilanın yeni taktiklerine dayanan bir direniş söz konusu. Elbette yani Türk Devleti'nin birçok amacı var.
Az önce sizler de verdiniz. Yani Afrin'de, Girispi ve Serikaniye'de tamamen Kürtsüzleştirme ve Türkleştirme politikaları uygulanıyor. Yürürlüğe konuluyor. Afrin'i Hatay'a bağlama, Serikaniye, Girispi, Hakeza, oraları da Türkleştirme politikası güdülüyor. Başur Kürdistan açısından da Türkiye'nin bir vilayeti haline getirme politikası var. Özellikle Behdinan tarafının. Yani burada amaç Kürt özgürlük hareketini zayıflatma, imha etme, bitirme. Dolayısıyla Kürt halkını tarihten silecek noktaya getirme amacı güdülüyor. Çünkü Türk Devleti'nin Orta Doğu'da ve Kürdistan'da yayılmasını, yani Osmanlı hayalleri diyoruz, ne Osmanlı diyoruz, bunun yayılmasını engelleyen tek güç Kürdistan Özgürlük Yarısı, Kürt Özgürlük Hareketi ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne sempati duyan demokratik mücadele yürüten halklar ve Kürt halkıdır. Bunlar sindirilir, korkutulur, katledilir, soykırımdan geçirilirse Türk Devleti'nin hayalleri gerçekleşmiş olur. Politikaları gerçekleşmiş olur. Sizler de biliyorsunuz Kürt halk önderi Reber Abdullah Öcalan da yıllarca AKP'nin bir politika olduğu, yani bir proje olduğu, Amerika tarafından ortaya konulan, büyütülüp aslında yıllar öncesinden eğitilip örgütlenen bir proje olduğunu, Orta Doğu'da ılımlı İslam projesini geliştirmek istediğini, Amerika'nın böyle bir politikası olduğunu belirtti. Dolayısıyla Kürtlere de İslam'a da siyasal bir kılıf büründürerek Kürt sorununu da Kürt sorununu çözerim adı altında da inceden bitirme siyaseti yürüterek 16-17 neredeyse 20 yıllık iktidarını sürdürmeye çalıştı. Dolayısıyla bu proje çok uzatmayayım ama bu proje Amerika tarafından desteklenen, büyütülen, geliştirilen bir proje olduğu için Amerika'nın Orta Doğu'daki politikasını bizzat yürütecek güç de partide AKP olarak belirlendi. Dolayısıyla ben oraya girip bir şey sorabilir miyim? Ya Amerikan projeleri çok meşhur ama Amerika'nın şöyle bir yanı da var. Tüm projeleri de elinde patlıyor. En son Afganistan patladı elinde yani. Dolayısıyla AKP de herhalde elinde patlayan bir proje olur en fazla. Nitekim öyle de evet. Yani zaman zaman da iç çekişmeler, Amerika ile çekişmeleri görünse de belki çok stratejik olmayan ama kimlik çekişmeleri var. Dolayısıyla Türkiye bir NATO ülkesi. Tümden Türkiye'den vazgeçmezler ama AKP'den, Erdoğan'dan vazgeçip daha farklı bir proje de üretebilirler. Dolayısıyla amaç burada yani neden kimse Türk Devleti'nin saldırılarına, soykırım politikalarına, soykırımına hemen hemen her yerde Ermenistan'dan tutalım Libya'ya, Kürdistan'ın her tarafına saldıran, yakıp yıkan, geçen politikalarına kimse neden ses çıkarmıyor? Bunu da yani Kürt halk önderi Abdullah Öcalan da, Reber Abdullah Öcalan da yıllarca bunu değerlendirdi, analizini yaptı. Evet. Bu bir sistem içi, yani sistem politikası aslında yani. Evet. Dolayısıyla sistemin temel gücü de Amerika olduğu için, temel süper güç, egemonik güç Amerika olduğu için, onun Orta Doğu'daki yürütücüsü de Türk Devleti olduğu için bunu destekleyecektir. Destekleyebildiği kadar çıkarları gittiğince bunu destekleyecektir ve Kürt halkının katledilmesine reva görülecektir. Dolayısıyla şu an yapılan da budur. Buna karşı duran kim? Orta Doğu'da Türk Devleti'nin barbarca saldırıları, her yere yayılma politikasını engelleyen kim? Kürt Özgürlük Hareketi, Kürt halkı ve direnen gerilla güçtür. Dolayısıyla buna Türkiye'ye icazet verilmiştir. Her yere saldırılmasına icazet verilmiştir. Şengal, Mahmur, Başur Kürdistan, MİT faaliyetleri ve benzeri buna icazet verilmiştir. Dolayısıyla Türk Devleti'nin kendi çıkarları da söz konusu. Aynı zamanda uluslararası güçlerin başta da Amerika olmak üzere çıkarları söz konusu olduğu için bu saldırılar devam etmektedir.
Peki. Sayın Salih Müslüm, bir dakikayla belki siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi söylerseniz. Çünkü zamanımız kalmadı ama son sözü de size vermiş olayım. Çünkü siz biraz geç de geldiniz. Kapanışı da sizle yapalım. Ama mümkünse bir dakikayla özetleseniz görüşlerinizi. Evet, şimdi bizim düşündüğümüz böyledir. Yani bu özellikle bu Kürt düşmanlığı, Kürtlerin yok olması, bilmem şey olması sanırım bu bölgesel güçlerin bir isteğidir. Özellikle Türkiye'nin. Yani şantaj yapıyor. Sen böyle yaparsan ben böyle yaparım. Sen böyle yapmazsan ben böyle yapmam. Yoksa Amerika'nın kalkıp da Kürt halkıyla veya da en azından bazı demokratik hakların elde edilmesine yani belki uzun sürede olabilir ama şimdi en azından yani bu çerçevede sanırım öyle bir Kürt düşmanlığı bu derece kadar yoktur. Yani kaynak en fazla buradaki bölgesel güçlerine şey yapmak için de yani onların çıkarlarını gözetmek için bunları yapıyor. Yoksa öyle kaçıp da Kürt halkı yok olsun, bilmem şey olsun değil. Yani Kürtleri en azından ayarlayıp kendi politikasına göre ayarlamak istiyor. Ama yok etmek istemiyor bir türlü. Ama Türkiye'nin öyle değil. Yani Türkiye artık Kürtler yok olsun. Ya da benim varlığımın şartı Kürtlerin yok olmasıdır. Sanırım bu da çökecektir muhakkak. Kürt anasını görmesin meselesi, İdam'daki Kürt anasını görmesin meselesi tekrar yeniden yaşanıyor Türkiye Devleti açısından. Sayın Salih Müslüm, PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi, zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Gülistan Tara, siz de zaman ayırdınız. Görüşlerinizi bizlerle, izleyicilerimizle paylaştınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Orta Doğu'daki gelişmeleri, Rojava'daki, Irak'taki, Güney Kürdistan'daki gelişmeleri, Suriye'deki gelişmeleri ve bağlamlarını konuştuk. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.